Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günaydın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum bu hafta. Biraz zorlu bir hafta olacak. Bugün 27 Mayıs. Demokratik siyaset konusunda çok kararlı ve taviz vermez bir tutumu olan Halkların Demokratik Partisi, Türkiye'nin darbeler tarihine hep karşıdır ve sorunların darbelerle, askeri darbelerle değil, demokratik müzakere ve demokratik siyaset yoluyla çözülmesi, diyalogla çözülmesi konusunda çok kararlı bir tutumunu sürdürmektedir. 27 Mayıs'la ilgili konuşmaya başlamamın bir nedeni yıl dönümü olmasından dolayı. Ama bir başka nedeni daha var. Basın toplantılarında böyle fotoğraflar göstermekten hoşlanıyorum aslında. Şu fotoğraf Yassı Ada'nın bugünkü görüntüsüdür. Yani 27 Mayıs sonrasında yargılamaların yapıldığı Yassı Ada bugün bu hale getirilmiştir. Bu iktidarın kendi politik tarihine bir saygısı yoktur. Bu görüntü onu göstermektedir. Hani İstanbul'a ihanet ediyoruz'un nokta görüntüsü budur işte. Bu fotoğrafı göstermemin nedeni kendi politik tarihine saygısı olmayan bir iktidarın gelecek açısından da yaratacağı çözümler son derece sorunlu olmaktadır. Bunu kayıtlara geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 40 bin ağaç dikeceğiz Yassı Ada'ya demişler. Vallahi ben baktım bu beton yığınlarının arasında o ağaçlar nereye dikilir bulamadım. Herhalde çiçek fidelerinden bahsediyorlar, ağaç değil. Şimdi değerli basın emekçileri, biliyorsunuz dün itibariyle açlık grevleri sona erdi. Hakkari vekilimiz Leyla Güven 200. güne ulaşmıştı. 6 aya aşkın bir süredir cezaevlerinde, yurt içinde ve yurt dışında açlık grevleri sürmüştü. Yaklaşık bir ay önce de ölüm oruçları başlamıştı. Bunlar neyse ki daha fazla sağlık ve cana tahribat olmadan sona erdi. Ve açlık grevini sürdürenlerin hukuki talepleri yerine geldi. Biz bundan dolayı elbette ki memnunuz. Bu talebin yerine gelmesinden de, açlık grevlerinin sona ermesinden de ki bu demokratik kamuoyunda, ailelerinde, hepimizin de önemli bir beklentisi ve isteğiydi. Sona ermesini ve bu adımın atılmasını olumlu bulduk. Bunun altını çizmek istiyorum. 4 vekil arkadaşımız açlık grevindeydi. Leyla Güven dışında, Dersin Dağ, Tayyip Temel ve Murat Sarısaç. Arkadaşlarımızın da hızla sağlıklarına kavuşarak meclisteki çalışmalara katılacaklarını bekliyoruz. Açlık grevinde ve ölüm orucunda olanların, cezaevlerinde bulunanların tedavilerine dün akşam itibariyle başlandı. Hastanelere sevk edilenler oldu. Sağlık sorunları var mı? Bunlar tespit ediliyor. Cezaevi yönetimleri ve hastane yetkililerinden dün akşam ve bugün yaptıkları şekilde soruna duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Bakanlıkların bu konuda soruna duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Bir an evvel herkesin sağlığına kavuşması bizim önemli bir beklentimiz ve talebimizdir. Bütün bu süreçte bizlerle birlikte olan, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen bütün demokrat ve vicdan sahibi insanlara ve sorunun çözümü için çaba gösteren kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. İç ve uluslararası hukuk açısından hükümlü haklarının kullanılabilir hale gelmesi ve avukat görüşlerinin yapılabilir olması olumlu bir adımdır. Bir diğer değinmek istediğim konu, açlık grevlerinden bağımsız olarak ama bir hukuk garabeti açısından önemlidir. Veli Encü tutuklandı. Veli Encü biliyorsunuz Roboski katliamının yaşandığı yerde Encü ailesinin bir ferdidir. Çok sayıda insanı yitirmiş bir ailedir. Vekilimiz Ferhat Encü cezaevindedir. Şimdi de kardeşi Veli Encü tutuklandı. Yani Roboski katliamı yetmedi. Encü ailesiyle uğraşılmaya
devam ediliyor. Bu durumu kınıyoruz. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme getireceğiz önergemiz aracılığıyla. Geçen hafta da bu konuyu birkaç kez konuştuk, buna işaret ettik. Urfa Halfeti'de bir işkence durumu yaşanmıştır. Ağır bir insanlık suçudur. Bu işkence konusunda sorumlu olanların yargılanması, sorumlu olanların görevden el çektirilmesi, emri verenlerin ve uygulayanların hukuken üzerlerine gidilmesi son derece önemlidir. Meclis Genel Kurulu'nda dile getirirken savcılara aslında çağrı yapmış olduk. Fakat bugüne kadar görüyoruz ki işkenceyi emrini veren, uygulatan ve uygulayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Bu konuyla konuşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha buna işaret ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi bir Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik cumhuriyete ulaşılması konusunda kararlı ve taviz vermeyen bir tutumunu, demokratik siyaset konusundaki kararlı tutumunu sürdürmektedir ve konuşarak çözemeyeceğimiz herhangi bir sorunumuz olmamalıdır şiarını benimsemiştir ve bu doğrultuda davranmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sorunların çözümü açısından, çözüm üretilmesi açısından önemli bir yer olarak değerlendirir ve siyasi partilere demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması ve demokratik siyaset, müzakere, diyalog yoluyla sorunlarımızın, her türlü sorunumuzun, Kürt sorunu da başta olmak üzere çözümü için çağrı yapar. Sayın Kılıçdaroğlu bir röportaj vermiş ve bu röportajında Kürtçenin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerede yapılacak? Parlamentoda yapılacak demiş. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna evet diyeceklerdir demiş. Biz bu ifadelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, çözüm yeri meclistir. Meclisteki bütün partilerin ortaklaşa toplanıp bu konuları tartışıp çözüm yolları bulmaları gerekir. Meclis çatısının işaret edilmesini doğrusu önemsiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu tarafından. Sadece ana dil değil, Kürt sorunuyla ilgili bütün konuların, kimlik, kültür konularının çözümü meclis olmalıdır. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımını olumlu buluyoruz ve umuyoruz ki mecliste bütün partilerin, iktidar ve muhalefet partilerinin birlikte katılacağı komisyon aracılığıyla bu tür sorunlar çözülebilir. Yasal ve anayasal değişiklikler kolaylıkla yapılabilir. Daha önce çok tartışılmış konulardı bunlar meclis çatısı altında. Komisyonlar kurulmuştu, anayasa komisyonları da kurulmuştu. Tekrardan bu konuda adım atılması hem meclisin güvenilirliğini ve itibarını yükseltir hem de çözüm yeri olarak demokratik siyaset açısından adım atılmasını sağlar. Şimdi bu hafta oldukça yoğun bir meclis gündemi var biliyorsunuz. Bugün itibariyle başlayacak sanıyorum, hafta sonuna kadar devam edecek. Bu meclis gündeminde iki ayrı kanun teklifi var. Bir tanesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen torba kanun teklifi, yaklaşık 20 maddeden oluşuyor. Diğeri de askerlik kanunu. Şimdi önce şuna işaret etmek istiyoruz. Bunu her seferinde söylüyoruz ve bu gidişin doğru olmadığına dair de eleştirilerimizi yöneltiyoruz. AKP grubu kötü bir gelenek olarak torba kanun tekliflerinde ısrarcılığını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta örneğin Kapadokya konusunda bir kanun teklifi geldi. Torba değildi. Enine boyuna tartışılabildi. Hem komisyonda hem genel kurulda. Keza turizmi teşvikle ilgili bir teklif geldi. O da enine boyuna tartışılabildi. O da torba değildi. Ama bu hafta yine bir torbayla karşı karşıyayız. Bu torba tekliflerinin aslında torba yerine çorba teklifi demek lazım bunlara. Bunların yasama faaliyetini ciddi ölçüde zedelediğini düşünüyoruz. Bakın yıllara baktığımızda 2002-2007 döneminde sadece 2 torba yasa gelmiş 2002-2007 döneminde.
2007-2011'de 11'e çıkmış torba teklifleri. 2011-2015 arasında 21'e çıkmış. 2015-2017 arasında 23'e çıkmış. Yani bu bir alışkanlık haline getirilmiş. Bu aslında Türkiye'nin otoriterleşme süreciyle doğrudan ilişkili olan bir durumdur. Bu yasa biçiminde ısrar edilmesi ya hep ya hiç gibi antidemokratik olmayan bir anlayış vardır. Yani bir tür ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiğine dönüşmüştür bu torba yasa mantığı. Müzakereci demokrasi anlayışını yerle bir etmektedir. Bir kez daha bu torba yasa tekliflerinden, bu anlayıştan uzaklaşılması gerektiğine dair önerimizi tekrarlıyoruz. Bunu genel kurulda da dile getireceğiz. Bakın bu gelecek torba teklifte neler var? Üniversite açma, TRT'de kadrolaşma, madencilik, savunma sanayi, il ilçe adları, jeotermal kaynaklar, köprü cezaları, sendikalaşma, tütün üreticileri, hurda teşviki, yani birbiriyle hiç alakası olmayan konular bir arada tartışılacak ve bunların içinde kimi olumlu teklifler var ama bazıları da çok ciddi tartışılması gereken konuları içeriyor. Mesela ciddi tartışılması gereken konulardan bir tanesi bizce TRT meselesidir. TRT biliyorsunuz bir kamu kuruluşudur ve herkesin vergileriyle finanse edilen bir kuruluştur. Dolayısıyla yayın yaparken de Türkiye'deki bütün yurttaşları gözeten, eşitliği gözeten bir yayın anlayışına sahip olması gerekir. Ama TRT böyle bir anlayışa sahip değildir ve bu gelen torba yasadaki TRT maddesi aslında kadrolaşmanın devam ettirilmesi, siyasi kadrolaşmanın devam ettirilmesi maddesidir. TRT tarafsız kamu yayıncılığı yapma ilkesini çok ağır bir biçimde ihlal etmektedir. Çok açık ve nettir bu. Bütün muhalefet partilerine yönelik çok açık bir eşitsizlik yaratmıştır. HDP ise TRT'de neredeyse hiç görünmemektedir. Bakın komisyon toplantısında TRT Genel Müdür Yardımcısı komisyon toplantısına katılıyor. Bizim vekillerimizin neden HDP'nin grup toplantıları yayınlanmıyor TRT'de sorusuna verdiği yer vermeye çalışıyoruz gibi bir cevap var. Yıllardır yer vermeye çalışıyorlar, bir türlü yer bulamıyorlar. Kaç yıldır bizim grup toplantılarımız TRT'de yayınlanmıyor? Çünkü TRT taraflı bir yayın yapıyor. Uzunca bir süredir siyasi iktidarın borazanı olmuş vaziyettedir ve muhalefete karşı inanılmaz bir eşitsizlik yaratmaktadır. Sayılar ortada. Genel kurulda da bunu gündeme getireceğiz. TRT'de HDP'ye düşen lehte haber sayısı veya yer verme 0 dakikadır. Şimdi bu TRT meselesi çok ciddi olarak tartışılması gerekirken torba yasa içinde siyasi kadrolaşmayı sağlayacak bir madde silsilesiyle tekrardan önümüze gelmiştir. Hiçbir gerekçesi yoktur. Yasal ve anayasal olarak TRT'nin HDP'nin grup toplantılarını yayınlamama konusunda hiçbir gerekçesi yoktur. Tamamen taraflı olmaları nedeniyle bunu yapmaktadırlar. Ve elbette ki günü geldiği zaman Türkiye'de yeniden demokratik yasalar işlemeye başladığı zaman, yeniden hukukun üstünlüğü sağlandığı zaman elbette ki bu hukuksuzlukların, yasa ve anayasa tanımazlığın hesabı yetkililerden sorulacaktır. İkinci bir konu işaret etmek istediğim, yine torbanın içinde yer alan jeotermal meselesiyle ilgilidir. Bakın alelacele bir maddeyle bu konudaki yetkiler bakanlığa toplanmaktadır. Bunu da genel kurulda konuşacağız, eleştireceğiz elbette. Fakat bu son derece önemli bir konudur. Jeotermal tesisleri geçtiğimiz günlerde meclise Manisa'dan, Gediz Ovası'ndaki jeotermal tesislerle ilgili olarak Manisa'dan çeşitli odaların, kurumların temsilcileri geldiler. Ve Gediz Ovası'nda jeotermal tesislerinin yaratmış olduğu ağır ekolojik tahribata ilişkin raporlarını sundular. Gerçekten son derece büyük bir sorunla karşı karşıya kalınmış vaziyette. Alaşehir 15 yıldır jeotermal tesislerin olduğu bir yer ve çok ağır bir tahribat yaşanmış vaziyette. Şimdi bütün Gediz Ovası'na yayılıyor. Gediz Ovası dediğimiz yer Türkiye'nin aynı zamanda ürünlerinin üretildiği,
gıda ürünlerinin üretildiği en önemli ovalardan bir tanesidir. Üzüm, domates, incir, zeytin, kestane açısından baktığımızda Gediz Ovası bir numaradır. Şimdi ürün sağlığı tahrip ediliyor. Halk sağlığı tahrip ediliyor çünkü elimizde raporlar var. Su kaynaklarına ilişkin Orman Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ve su kaynaklarının jeotermal tesisler nedeniyle zehirlendiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Şimdi bütün bu konuyu enine boyuna tartışmadan bir torba yasanın içinde halletmeye çalışmak demokratik siyaset açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Diğer konu, önümüze bu hafta gelecek olan konu askerlik yasasıyla ilgilidir. Bu konuda birkaç nokta var ki özellikle işaret etmek istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi bildiğiniz gibi vicdani ret hakkı, yani vicdani kamu hizmeti hakkını savunmaktadır zorunlu askerlik karşısında. Bunu daha evvel de mecliste dile getirdik. Şimdi de dile getirmeye devam edeceğiz ve görüyoruz ki bir kez daha aslında vicdani kamu hizmeti hakkı dediğimiz vicdani ret hakkı maalesef bu teklifte de yer almıyor. Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler arasında bir tek Türkiye ve Azerbaycan bu hakkı tanımamıştır. Onun dışındaki bütün Avrupa Konseyi ülkeleri bu hakkı tanımıştır. Dünyanın birçok ülkesinde, sadece Avrupa'da değil, Çin'e kadar gittiğimizde görüyoruz. Birçok ülkesinde vicdani ret hakkı ya da vicdani kamu hizmeti hakkı geçerlidir ve çeşitli uygulamaları vardır. Yani ana okullarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde gibi çeşitli kurumlarda askerlik yapmak istemeyen gençlerin hizmet, kamu hizmeti yapma hakkı vardır ve bu son derece önemlidir. Hem topluma bir hizmettir, hem insanlığa bir hizmettir, hem de gençlerin kendilerini geliştirme imkanları demektir. Maalesef bu konu bu yasa teklifinde de yine yok sayılmıştır. Bunu tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de bu konu tartışıldığı zaman uluslararası örnekleri de göz önünde bulundurduğumuzda atılabilecek adımlar vardır. Atılmamasının nedenlerini genel kurulda tekrar dile getireceğiz. Ama askerlik yasasında iki önemli madde daha vardır. Üzerinde ciddi olarak tartışılması gereken. Bir tanesi bedelli ücretin meblağıdır. Yani bu genel kurulda da konuşulacak ama Cumhurbaşkanlığında diğer Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerinin de ifade ettikleri yaklaşık aylık 5.000 lira gibi bir ücret üzerinden hesaplanacak 6 aylık bir bedelden söz edilmektedir. Biz bunun düşük gelirli olan gençlerin ve onların ailelerinin faydalanabileceği bir meblağ olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan vardır. Asgari ücret 2.020 liradır, 5.000 lira değildir. Dolayısıyla eğer bir bedel belirlenecekse mutlaka bu düzenlemenin asgari ücret üzerinden yapılması ve ülkedeki emekçilerin, işçilerin, küçük üreticilerin, çiftçilerin çocuklarının da, dar gelirli ailelerin çocuklarının da kolaylıkla faydalanabileceği bir meblağ tespit edilmesi gerekir. 5.000 lira son derece yüksektir. Askerlik Kanunu'nun 45. maddesinde, yani yasa teklifinin bir içerik vardır ki bu kolay kolay anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir içerikte değildir. Buna dair de birkaç cümle etmek istiyorum. Cumhurbaşkanının barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta gerekli görülen sahalarda askerliğini henüz yapmayan ve özel görevlendirilen görevlileri askerlikten muaf tutabileceği belirtilmektedir. Son derece muğlak bir ifadedir. Bu hangi ihtiyaçtan doğmuştur belli değildir. Büyük bir keyfiyet içermektedir. Hangi sahalar, hangi görevler olduğu belirtilmemiştir. Dolayısıyla barış zamanı neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmaktadır sorusunun cevabı yoktur. Bizim aklımıza çeşitli cevaplar geliyor, çeşitli sonuçlar üretiyoruz ama çok açık bir şekilde bu tamamen keyfi bir maddedir.
ve Cumhurbaşkanı'na aslında istediği kişileri askerlikten muaf tutma imkanını vermektedir. Bu da kabul edilebilir bir madde değildir. Bütün bunları bu hafta boyunca hem torba yasadaki maddeleri hem de askerlik kanunundaki teklifindeki maddeleri tartışacağız ve hem meclisteki gruplara hem de halkımıza, kamuoyuna bu konudaki önerilerimizi ileteceğiz. Kısaca benim bugün söylemek istediklerim bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplayalım, yoksa toplantıyı sonuçlandırayım. Bu ölüm maaşlarının sonuçlandırılmasını çözüm sürecine bağlantılandıranlar var. Bu şekilde bir de milletvekilimizle AKP ile görüşüyoruz. Sayın Demirtaş'la da bir grup gazeteci röportaj yapmış. Orada da böyle ucuz şeylere, gerekçelere malzeme yapılmaması gerekiyor. Ayıp dönüyor. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir HDP olarak? Net, açık bir şekilde. Bu sorularla bir haftadan fazla bir süredir muhatap oluyoruz. Doğru. İki şeye işaret etmek istiyorum. Bir, vekilimizin yaptığı açıklama bağlamından kopartılmış olarak haberleştirilmiş. Ali Kenanoğlu, İstanbul vekilimizin yaptığı açıklama. Orada söylediği açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının herhangi bir insanın canına, sağlığına zarar gelmeden sonuçlanabilmesi için hukuki adımların atılması ve talebin karşılanması gerektiği doğrultusunda bizim çeşitli yetkililerle görüşmeler yaptığımız şeklindeydi. Bu doğrudur. Yani elbette ki Adalet Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı'yla bu tür görüşmeler yapıldı. Çünkü sonuç alınmak isteniyordu. Sağlığı ciddi tehlikede olanlar vardı. Biraz evvel söyledim, 6 aya yakın bir süre oldu. Leyla Güven'de ise 200 güne geldi. Dolayısıyla bunun çözüm süreciyle ya da ona benzer bir şeyle alakası yoktur. Tamamen ölüm oruçlarının ve açlık grevlerinin bir an evvel bitirilmesine dönük atılması gereken adımlarla ilgilidir. Bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. İkincisi, evet, Sayın Demirtaş'ın röportajını ben de okudum. Orada kullandığı cümleye aynen katılıyorum. Yani ne HDP böyle bir partidir, böyle ucuz pazarlıklar yapacak bir partidir, ne de bugün açlık grevinde ve ölüm orucunda olan insanların sağlığından ve canından daha önemli bir şey yoktur şu an itibariyle, bitene kadar bunu söylüyorum. Dolayısıyla çok doğru bir şey işaret etmiştir Sayın Demirtaş. Tamamen katılıyoruz. Böyle bir konu değil bu. Yani herkes böyle şeyler duymak istiyor. Kimisi iyi niyetli, kimisi kasıtlı şüphesiz. Ama konu bizim için ölüm oruçlarının ve açlık grevlerinin sona erdirilmesiydi. Dediğim gibi herhangi bir insanın hayatına ve sağlığına daha fazla zarar gelmeden bu konuya odaklanmıştık. Ve neyse ki bu konuda bir çözüm ortaya çıktı. Hukuk işledi. Hükümlü haklarının herkes için kullanılabilir hale gelmesi, İmralı'da bulunan hükümler içinde kullanılabilir hale gelmesi son derece önemli bir adımdı. Bu iç ve uluslararası hukuk açısından da gerekli olan bir adımdı. O adım atıldı. Bunu olumlu buluyoruz. Ama onun dışında herhangi bir konu bu görüşmelerde gündeme doğrusu gelmedi. Gelse de zaten biz bunu açıklarız. Yani böyle bir şeyden kaçınacak, bunu gizleyecek bir parti değiliz. Zaten muhatapları da bunu söyledi. Yani hem iktidar yetkilileri çeşitli ağızlardan yaptıkları açıklamalarda bu konuya nasıl baktıklarını işaret ettiler. Hem de İmralı'da Sayın Öcalan çok net bir biçimde avukatlarıyla gönderdiği mesajda da konunun herhangi bir müzakere meselesi olmadığını ve bir müzakere dönemi yaşanmadığını ifade etti. Dediğim gibi bizim için önemli olan insanların sağlığı ve canıydı ve bu konuda da daha fazla herhangi bir sorun yaşanmadan bu meselenin çözülmüş olmasını çok olumlu buluyoruz. Benim iki sorum daha var ama başka. Buyurun buyurun. Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarında 7 Haziran ve 23 Haziran 31 Mart
bizim için ders mahiyetinde. Milletle inatlaşmak, millete rağmen yol yürümek bizim siyasetimizde yok diyor. Millet bize ders verdi diyor. Ama aynı konuşmada 3-4 yerde oylarımız çalındı, hırsızlık yapıldı ifadesi kullanıyor. Millet ders mi verdi yoksa oylar mı çalındı? İkincisi, YSK kararıyla ilgili 7 üyenin gerekçesini saydı. 4 üyenin karşı oyunda inandırıcı hiçbir şey yok. Vicdanları tatmin etmedi diyor. Bir de Numan Kurtulmuş'un 23 Haziran'ı tövbe istifa için 23 Haziran'ı milat olarak gösterdiği ya da ifade ettiği bir değerlendirmesi var. Önce bir 23 Haziran'ı alalım, İstanbul'u alalım. Ondan sonra gerekirse tövbe istifa da ederiz siyaseten açıklaması. Bunlar nasıl değerler biliyorsunuz? Sonuncusundan başlayayım isterseniz. Numan Kurtulmuş'un söylediği cümleleri okuyunca insanın yüzünde acı bir tebessüm beliriyor doğrusu. Eğer tövbe edeceğiniz bir şey varsa 23 Haziran'ı beklemenize gerek yok. Hemen tövbe edin. Yok 23 Haziran'da oyları bize verin, biz sonra tövbe ederiz gerekirse diyecek olduğunuzda aslında güvenilir bir siyasetçi olmadığınızı ortaya koyuyorsunuz. Halk bunu anlıyor. Yani bizim bir şey söylememize gerek yok çünkü İstanbul halkı açısından da baktığımızda, Türkiye'deki yaşayan herkes açısından da baktığımızda bunun ne anlama geldiğini biliyorlar. Onun için onun üzerinde çok durmayayım. Yani siyasi ahlak açısından biraz sıkıntılı bir cümle olmuş. Umarız Sayın Kurtulmuş bir kez daha söylediğini gözden geçirir. İkincisi, yani söylediklerinizi ben de okudum. Şunu düşünüyor insan. Acaba aynı kararı mı okuduk, gerekçeli kararı diye düşünüyor insan. Çünkü o gerekçeli karara 250 sayfaya baktığımızda bizim gördüğümüz 7 üyenin gerekçelerinin hiçbir tanesinin sağlam, iptal gerektiren ve hakikaten belgeye dayanan gerekçeler olmadığını çok net olarak gördük. Buna karşılık 4 üyenin şerh yazıları son derece sağlam ve Yüksek Seçim Kurulu'nun içtihatlerine ve uygulamalarına, yasalarına uygun şerhler olduğunu gördük. Dolayısıyla çok farklı bir okuma var ortada belli ki. Biz genel kurulda da bunu ifade ettik. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki bu 7'ye 4 oranı, ki sadece bu kararda ortaya çıkmamıştır. Bizim KHK'li belediye başkanlarının mazbatalarının alınıp Adalet ve Kalkınma Partili kişilere hediye edilmiş olmasında da bu oran ortaya çıkmıştır. Biz bu hakimlerin yasayı, hukuku, anayasayı, bütün demokratik içtihatları çiğnediklerini ve tamamen siyasi iktidarın talebi doğrultusunda karar aldıklarını ve aslında demokrasiye ve hukuka çok açık bir darbe yaptıklarını bize gösterdi. Bunu da ifade ettik. Bu konudaki duruşumuzdan da en ufak bir taviz vermiyoruz. Çünkü o 7 hakimin aldıkları bütün kararların siyasi iktidarın kurmuş olduğu plan çerçevesinde olduğu konusunda fikrimiz çok nettir. Dolayısıyla bu bizim için artık bir tartışma konusu değil. Halk bunu görecek, gördü de ve İstanbul'da 23 Haziran'da bir karar verecek. Oylarıyla bu kararını gösterecek. Ortada çalınmış oy yoktur. Bir tek çalınmış oy tespit edememiştir Yüksek Seçim Kurulu, Adalet ve Kalkınma Partisi. Hiç kimse tespit edememiştir. Dolayısıyla eğer ortada bir çalma meselesi varsa çok açık ve net olarak Sayın İmamoğlu'nun mazbatası 7 hakim tarafından çalınmıştır. Mesele bu kadar açık ve nettir bizim için. 23 Haziran'da göreceğiz ve bu konudaki tutumumuzu da daha önce açıkladık. Bizim seçmenlerimiz de sandığa gidecekler, oylarını kullanacaklar. Mağdur olan, haksızlığa uğramış olan, hakkı yenmiş olan kimse onun yanında yer almaya devam edeceklerdir. Teşekkür ederim. Başka bir soru yok herhalde. Peki, çok teşekkürler. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.